İçer TV'den, görselliğin ve sanatın merkezinden hepinize iyi günler değerli izleyiciler. İçer TV ve Glass Radyo'dan yapılmakta olan bu ortak yayınımızda ilk kez karşınızda oluyoruz. İzleyenlere iyi seyirler, evet. Dinleyenlere de bizimle birlikte her zaman izleyici olarak kalın diyoruz. Değerli izleyiciler, bu programımız biraz farklı. Çünkü bütün televizyon kanallarında daha çok spor, aktüel ve haber kanalları izliyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki bunların merkezinde aslında sanat olmalı. Sanatın olduğu alanlarda ve konularda çözüm daha kolay olur. Biz bu programımızda biraz farklı bir format izleyeceğiz. Bu formatımızda merkezde sanat olacak. Sanat aynı zamanda sağlık, spor, siyaset ve sosyal yaşamdan etkilenecek. Ama hep onları sanatsal bakışla ve sanatsal çözüm yollarıyla çözmeye çalışacağız. Bu programda ben kendimi biraz daha böyle rahat hissediyorum. Çünkü yanımda bu programda bana eşlik eden çok değerli bir abim var. Yıllardır televizyon, medya ve haber merkezlerinde üst düzeyde yöneticilik yapan bir abim. Hepiniz bunu tanıyorsunuz. Tanıtmama gerek yok ama usulen ismini söyleyeyim. Sayın Mirza Turgut. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mirza Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu programda beni yalnız bırakmadınız. Evet. Geldiniz. Ama sizin biraz da formatın dışında, çünkü herkes sizi analizlerinizle, gündem ve bazı konularda da fikir ve beyanlarda bulunan kişi olarak tanıyor. Ama bu sefer biraz konumuz farklı. Ancak sizin bir alanınız daha var. Aslında onu birçok kişi bilmiyor. Mersin'de olanların bir kısmı biliyor ama biz onları yine izleyicilerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşalım. Siz aynı zamanda yazarsınız. Evet. Yani kitap yazan ve bu konuda da fikirleri olan bir insansınız. Bir özelliğiniz daha var. Bu özelliğinizi birçok kişi bilmiyor. Aynı zamanda yine sinema, belgesel konularda duyarlı bir insansınız. Ve Mersin'e karşı olan ilginizden dolayı da hiç kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir konuya parmak bastınız, ekip kurdunuz, yıllarca çalıştınız ve bir Mersin belgeseli oluşturdunuz. Evet. Ben kısaca önce İçer TV'ye, daha sonra Mersin'deki medya ve sanat konusuna yönelik bir bakışınızı öğrenmek istiyorum. Düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Sevinciğim, çok teşekkür ederim. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Cesaretin çok iyi. Yıllardır İstanbul'da kaldın. İstanbul'da sanat çevresiyle, sinema çevresiyle çok ilgilisin. Senaryolar yazdın, filmlerde rol oynadın ve tiyatroyla çok alakalısın. Yaklaşık bir senedir Kent Radyo'da sanat programları yapıyorsun. Siyaset konuşmaları yaptık birlikte. Şimdi İçer TV gibi gerçekten her açıdan modern bir televizyonda böyle bir programı yapmış olmandan dolayı seni tebrik ediyorum. Ben hayatımın 25 yılını medyada geçirdim. Mersin'deki hemen bütün televizyonlarda yöneticilik yaptım. 17-18 yıldır da Kent Radyo'nun sahipliğiyim aynı zamanda. Ve Mersin tarihiyle alakalı yaklaşık 10 yıl önce bir Mersin belgeseli yaptık. Mersin tarihiyle ilgili olarak diye 15 senedir üstünde çalışan birisiyim. Mersin'de Mersin köyü nasıl oluştuğundan tutun da günümüze kadar birçok evrelerini hani ezberlemişiz artık, öyle diyelim. Tabii bu arada seçimlerde ve seçim öncesi, seçim sonrası güncel siyasetle ilgili, Türkiye'nin gidişatıyla alakalı olarak analizler yapıyoruz ve bunu da seninle beraber yaptık Kent Radyo'da. İçer TV dedin, çok hoş bir manzara. Şu anda görüyorum, koordinatör Tekin benim eski arkadaşım. Tekin Mersin'e geldiğinde, ilk işe başladığında beraber başladık. Tekin bunu onaylar yani. Sorarsan Tekin'e, Tekin bunu onaylar. Kaya Bey zaten arkadaşımız. Hakikaten çok ciddi bir yayıncılık yapılıyor burada. Öncelikle Kaya, Tepe ve bütün arkadaşın ekiplerini tebrik ediyorum. Radyo yayınları zaten muhteşem. Dolayısıyla bugün ilk programı burada senin yapıyor olman ve benim de konuk olmam belki bir şey, hoş bir, benim açımdan hoş bir durum.
Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Her ne kadar da sahnede ve değişik alanlarda biz konuşarak kendi sorunlarımızı, derdimizi anlatıyorsak da doğrusunu isterseniz kameranın karşısına geçtiğimiz zaman da heyecanlanıyoruz. Bu heyecanımı yenmek için de senin yanımda olman çok büyük bir direnç ve güç kattı. Şimdi benim sorumu kısaca yanıtladınız. Yani belgesel konusunda çalışmalarınızı ve çabalarınızı da zaten birazdan sizin belgeselinizi izleyerek ne kadar büyük bir emekle oluştuğunu görme şansımız olacak. Şöyle yapalım. Bu belgesel için ben 4 sene uğraştım. Evet. Senaryosunu yazmak için bilgi toplamak lazım. Topladım. Oradan buradan topladım. Mersin'in tarihsel öyküsü, tarihsizlik var Mersin'de. Tarihi yok yani. Mesela Silifke'nin çok güçlü bir tarihi var. Tarsus'un çok güçlü bir tarihi var ama Mersin'in yok. Silifke'de Silifke Köprüsü diyorsun, bir tarihsel öyküsü var. Silifke Kalesi diyorsun, öyküsü var. Ayatekla diyorsun, öyküsü var. Ya da Tarsus'ta St. Paul diyorsun, öyküsü var, hikayesi var filan. Şimdi Mersin'in böyle bir hikayesi olmadığı için kaynak bulmakta da zorlandık. Görüntü bulmakta zorlandık. Film bulmakta zorlandık. Ama bir iskelet çıkardım. Oradan buradan sonuçta bir iskelet çıkardım. Sıra filmleştirmeye geldiğinde görüntü bulamadık. Fotoğraflar, eski Mersin fotoğraflar. O eski Mersin fotoğraflar da daha 1900 yıldan sonra. Yani 1800'de, 1860'da, 70'de bir fotoğraf yok. Biz o fotoğrafları kullanarak bir belgesel film yaptık. 2007 yılının Şubat ayında Ghana gösterisi yaptık. Demek ki biz 2006'da belgeseli yapmışız. Yani 10 yıl önce. Bu kentin tarihsel öyküsünü, hikayesini filme aldık ve Mersin'in o zamanki elitleri, vali, kaymakam, işte ondan sonra belediye başkanları falan bir yere topladık. Alın size Mersin tarihi kardeşim dedik. Mersin köyünün oluşumundan tutun da 2007'ye kalan süreç 22 bölüm. Hepsini izlettirdik. Ve sonra dedik ki yönetici elite, var mı diyeceğiniz bir şey? İşte size Mersin tarihi. Yok. Çünkü bilgi sahibi değiller ki. Bizden bizim belgeselden bilgi sahibi oldular. Sonra Vali Bey'in desteğiyle, şu anda Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, o zaman Mersin Valisi'ydi, bir gala gösterisi yaptık. Muhteşem bir gala gösterisi. Şöyle, kültür merkezi 650 kişilik ama biz 1200 kişiye gösteri yaptık. 1200 kişiye. Yukarıda şeref salonu da açtık çünkü çok gelen oldu, çok gelen oldu. Ve orada belgeseli gösterdik. Sonra konuşmalar falan yapıldı işte. Sonra baktım ki bu memlekette şey var, vefasızlık var. Ben bu memleketin elitlerine, yöneticilerine, hiçbirinin yapmadığı bir şeyi yaparak Kent Radyo ekibi olarak yaptık, gösterdik. Ondan sonra da bunu okullarda izletelim dedi birisi. Tamam dedik, bir dilekçe yazdık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. CD'leri de koyduk, Milli Eğitim Müdürlüğü incelemiş, demiş ki bize cevap verdiler. Gidin gösterin. Şimdi nereye gidip göstereceğiz? Gidin okullarda gösterin diyor. Ya gittik filan liseye, lise müdürü diyecek ki benim bir eksiğim var, onu bir halledin de onu. Mesela öteki liseye gittik, öteki diyecek ki bugün olmaz, gelecek hafta. Canım sıkıldı, kitledik belgeseli şeye, kasaya kitledik. Ondan sonra bir yere çıkarmadık. İsteyen olursa gittik belgeseli gösterdik. Böyle bir şeyin de var yani, kırgınlığın da var yani böyle. Bu kentin tarihiyle ilgili hiç kimse bir şey yazmamışken, hiç kimse bir şey yapmamışken biz bir idealist ekip olarak bunu yaptık, gösterdik. Ve bütün elitlere de gösterdiğimiz halde herkes topu birbirine atarak ortada bıraktılar. Okullarda bile gösterilmesini aynen böyle dediler. Ellerini tersiyle ittiler. Benim de canım sıkıldı o zamanlar yani. Çok canım sıkıldı ve isteyen gruba götürdüm belgeseli, gösterdim. O kadar. Mesela hiçbir televizyonda bugüne kadar yayınlamadık. Ama senin programında beni konuk ettin. Peki girişini yayınlayalım dedim ben sana. Çok teşekkür ederim. Yani sadece girişini 6-7 dakikayı yayınlayalım dedim. O nedenle, yoksa hakikaten göstermedik şu ana kadar. Hiçbir yerde göstermedik. Yok, inanıyorum. Ben gerçekten çünkü birkaç kez de ben izlemek istediğim zaman onu bana o zaman daha sonra izleriz demiştiniz. Evet, çünkü evet. Benim için şöyle önemli. O zaman izletmemiştim. Evet, izletmemiştiniz. Farkındayım. Ama evet. Şöyle bir şey, gerçekten Mersin'de bu programla biz birçok şeyi değiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman İstanbul'dan İzmir'e, Antalya'ya, hatta Adana'ya böyle sahil boyunca büyük şehir belediyeleri veya böyle merkezler, evet, evet,
sadece belirli bir alanda değil, sanatın da, festivallerin de çok yoğun olarak oluşturulduğu ve böyle yaygın bir şekilde de taraf bulduğu bir merkezlere dönüşmüş. Mersin'de hep yalnız bırakılmıştır. Yani sinemada istenilen yere gelmemiştir, sporda istenilen yere gelmemiştir, sanatta istenilen yere gelmemiştir. Sanatın bütün şartları oluştuğu halde bazı sebeplerden dolayı bunları bir araya getirmek, bunları bir şekilde de öne çıkarmak için bir çaba sarf edilmemiştir. Bu umarım İçer TV'deki bu programlarımızla bir adım atılmış olur. Tiyatroda bence çok güzel emekler veriyorsunuz. Mersin tiyatro açısından şu anda önemli bir aşamaya gelmiş durumda. İşte az sonra arkadaşlarımız konuk olacak biliyorsun. Ve çeşitli oyunlar oynanıyor ve bayağı da seyirci buluyor. Yani Mersin'de tiyatro, diğer sanat dallarına göre tiyatro 1-0 galip önde diye düşünüyorum. Evet, doğru. Burada senin de diğer arkadaşlarının büyük rolü var. Öyle bakmak lazım. Tabii sanat hakikaten yaşantının kendisidir. Yaşantının yeniden üretilmesidir ve siz iyi şeyler yapıyorsunuz. Ben de kendi adıma yayıncı olarak sizin yapmak istediklerinizi, yaptıklarınızı elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Doğrusu da bu diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Her zaman desteğinizi hissettik ve gerçekten bize cesaret verdi. Kent Radyo'da çünkü ilk defa programa çıktığımdan bu yana her gün biraz daha amaçlarıma ve Mersin'de yapmak istediklerime doğru adımlar atmaya başladığımı hissettim. Evet. Mirza Bey, arzu ederseniz şu an önce çünkü görsellik var. Evet. Sonuçta çok güzel bir emek var. Sizin belgeselinizi, Mersin belgeselini izledikten sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Belgeselin girişinde bir toparlama var. Evet. Yani o toparlamaya göre sonra bölümler açıyoruz. Bölümler arka arkaya gidiyor. 22 bölüm. Nereye kadar geliyor? 2007 yılına kadar geliyor. İşgal yılları var. Mersin'in kurtuluşu var. Cumhuriyet Mersin'in kuruluşu var. Cumhuriyet Mersin'den sonra Tevfik Sırrı, Gür'ün valilik döneminde yaptıkları ayrı ayrı başlıklar halinde. Girit Türklerinin Mersin'e gelişi var ayrı başlık halinde. Sonra 1950'den sonra Mersin'deki sanayileşme hamlesi var. Sonra 75'ten 80'den sonra Mersin'in nasıl gerilediği var. O da var yani. Tabii. Nasıl gerilediği, nasıl çarpıklaştığı ve Mersin'in neden uyanmadığı son bölüm olarak. Dolayısıyla biz bu belgeselle birlikte aslında bir aydınlanma, bir rönesans ortaya çıkardık. Bizden sonra birçok arkadaşımız bu konuya ilgi duydu. Ve benim moralimin bozulduğu şeylerden birisi de örneğin üniversitede bir karı koca öğretim üyesi, onlara özel bir izlettim belgeseli. Sonra benden belgeselin metnini istediler. Verdim ben yani koca üniversitede profesörler falan ne diyecek yani verdim. Ne oldu biliyor musun? 8-9 ay sonra bir baktım. Ticaret Odası yayınlarından kitap çıkarmışlar. Benim hiç ismimden bahsetmeden, hiç bu şekilde bahsetmeden biz ona habercilikle ters çevirme deriz. Takla attırmışlar. Benim belgeselin senaryosunu olayı kitaplaştırmışlar. Acayip bozuldum. Yani bozulmamın bir nedeni de bu. Ticaret Odası'na da kızdım. Niye kızdım? Biliyor Ticaret Odası. Belgeselimizi biliyor, her şeyimizi biliyor. Nasıl aynı iş, benim belgeselin senaryosunu adam kitap olarak getiriyor, sen de bastırıyorsun. Böyle şeyler benim çok zoruma gitti. Yani bu kadar uğraştık idealist açıdan. Tabii. Zoruma gitti. Böyle tabii. Küstüydüm yani. Tabii. Çok haklısınız. Evet. Yani sonuçta bir emek var, bir araştırma var. Evet, evet. Bu hazır olan hak, bir hak tabii. Hak intihal dediğimiz şey, intihal dediğimiz şey budur yani aslında. Bakın bir şey daha söyleyeyim girmeden önce. Bizim Şinasi abimiz var. Şinasi Develi. Şinasi Develi 97 yaşında. Bizi izliyorsa selamlarımı iletiyorum. Allah gecinden versin. Biz Şinasi abiden öğrendik. Şinasi abi birkaç kitap yazdı. O bizim temel referansımız oldu Mersin tarihiyle ilgili. Başka yok. Ve Şinasi abi devlet onur etmedi biliyor musunuz? Biz Mersin tarihi belgeselimizin galasında bana mı düşer Şinasi abi onur etmek? Bana düştü. Protokolün hepsi orada. Vali ve bütün protokol. Onların yanında dedim ki bana mı düşmeliydi Şinasi abi onur etmek, ona plaket vermek dedim. Bana düştü. Al sana Şinasi abi plaket dedim. Hepsinin yanında. Utansınlar anlamında evet, söyledim. Haklısınız. Yani bu kentin bu kadar sahipsiz olduğunu vurgulamak anlamında. Geldi geçti. Neyse. Girişi Mersin tarihinin her şeyini anlatıyor zaten. İzleyebiliriz. Çok arkadaşlar teşekkür ederim. Hazırladılar sana. Değerli izleyiciler, sevgili dinleyiciler. Bu şekilde hitap ediyorum size. Çünkü bu programımız hem televizyonda hem de Radyo Plus'ta yayınlanıyor.
Birazdan Mirza Turgut'un hazırlamış olduğu bir belgesel sunacağım. Bu belgeselden bir kesit. Sadece girişini izleyelim. Yapacağız. Girişin, evet. Hazırsa girelim. Hep beraber izliyoruz. Kentler sadece yol, kaldırım ve binalardan oluşan soğuk beton yığınları değildir. Aynı zamanda binlerce yılın kültür ve davranış kalıplarını, yaşam biçimlerini, aşkları, sevdaları, kahramanlık öykülerini içinde barındıran canlı sosyal organizmalardır. Bu bakımdan kentler, insanlığın manevi dünyasına anlam katacak tüm kültürel, sanatsal, siyasal yaşantıların kuşaktan kuşağa aktarılmasına da tanıklık ederler. Bu belgeselde Mersin'in 170 yıla sığan tarihsel öyküsü ve yaşantısının satır başlarını izleyeceksiniz. Osmanlı idari sisteminde kayıtlar, il salnameleri ve şeriye sicilleri denilen kadı defterlerinde tutuluyordu. Salname, illerin bir nevi kent yıllığıydı. Kadı defterleri de kazalarda olup bitenlerin not edilmesiydi. Mersin ve civarı 1516 yılında Osmanlı sınırlarına girdi. Tarsus kadı defterlerinin bu tarihten itibaren 300 yıllık bölümü kayıp. Bu durumda 1820'lere kadar Mersin ve civarında neler olup bittiği hakkında yeterli bilgi ve belgeye sahip değiliz. Örneğin Elvanlı'ya yerleşen Alvanoğulları ya da Camili, Üseli, Gözne, Değirmençay köylülerinin tarihsel öyküleri hakkında hemen hiçbir bilgimiz yok. Sadece 1670 yıllarında Mısır gezisine giderken Mersin civarından geçen Evliya Çelebi'nin anlattıklarından kimi analizler yapabiliyoruz. Öte yandan Tarsus Kadı Defterleri ile Adana Vilayet Salnameleri Mersin Köyü'nün kuruluşu hakkında birbirleriyle çelişen bilgiler veriyorlar. Tarsus'ta bulunan konsoloslukların yazışmaları, yabancı gezginlerin anıları ve özellikle kilise kayıtları Mersin tarihi açısından önemli bilgiler vermektedir. Ancak bu bilgiler Tarsus kayıtları ile örtüşmemektedir. Örneğin bir askeri gezgin 1820'lerde Mersin sahillerinde birkaç evden oluşan bir köy var derken, Tarsus kadı defterleri böylesi bir bilgiyi doğrulamamaktadır. Osmanlı idari sistemi, tanzimat ve ıslahat fermanları ile batı tipi kurumlarla yer değiştirmeye başladı. Bu durum, devletin tüm birimlerinde eski ile yeninin çatışmasını doğurdu. Mersin, Osmanlı idari sisteminin çatışmalı günlerinde köy, bucak, kaza ve il merkezi oldu. Kadı defterleri ile vilayet salnamelerinin ya da yabancı konsoloslukların notları ile kadı defterlerinin çelişkili olmasının nedeni, sancılı bir dönemde kentleşmiş olmasındandır. Mersin 1852 yılında Bucak, 1864 yılında Kaza, 1888 yılında Liva oldu. Mersin Ticaret Odası 1886 yılında kuruldu.
Mersin Belediyesi'nin 1875 yıllarında kurulduğunu varsayıyoruz. Ticaret Odası'nın sadece kuruluşunu biliyoruz. Ancak 1926 yılına kadar tam 40 yıllık dönemine ait hiçbir belgeye sahip değiliz. Osmanlı'nın yıkılmaya yüz tuttuğu günlerde Mersin hızla gelişiyor ve Akdeniz'in en önemli liman kenti haline geliyordu. Belki de bu bir Osmanlı paradoksuydu. Bir yandan idari sistem çöküyor, öte yandan liman kentleri hızla büyüyüp dünya ile bütünleşiyordu. O yıllarda Mersin'de ticaret ve ekonomik gelişme gayrimüslimlerin elinde olmasına rağmen idari yapı yani bürokrasi Müslüman Türk unsurların elindeydi. Mersin'in kuruluş süreci tümüyle dış dinamiklerin sonucu olmuştur. Önce Kaval Ali Mehmet Ali Paşa'nın gelişi, ardından Tanzimat ve Islahat fermanları gibi görünüşte içsel olaylar, daha sonra Kırım Savaşı, Lübnan ve Amerikan iç savaşları ile Süveyş Kanalı'nın yapımı gibi dış etmenler kuruluş sürecini hızlandırdı. Bu genel bilgilerden sonra şimdi Mersin'in oluşumu süreci ve bugüne uzanan öyküsünü anlatmaya başlayabiliriz. Aman gelmem çayla dedim amşar. 1820 yıllarında bugünkü Mersin merkez ilçe sınırları içinde nasıl bir yaşantı vardı? Bir kent olarak Mersin henüz oluşmamışsa Toros eteklerindeki köyler de mi yoktu? Buradaki köyler nereye bağlı? Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi bin bir emekli hazırlanan bir belgeseli hep birlikte izledik. Aslında ne kadar çok geç kalındı, keşke daha önce izlenseydi. Şimdi siz belgeseli izlerken, stüdyoda aynı zamanda arkadaşlarla beraber konuşurken bu bilgileri niye bu kadar geç öğrendik? Keşke daha önce öğrenseydik. Hatta bazı arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım keşke öğrencilerimiz de izleyebilse dediler. Mirza Bey'den söz aldılar. Evet. Onu da kendi tiyatrolarında öğrencilerine Mersin konusunda bilgilendirmek amacıyla izletmeyi düşünüyorlar. İnşallah. Tabii Mirza Bey'i de konuk ederseniz çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. İnşallah hep beraber. Şimdi Mirza Bey, ben sizi aynı zamanda bu yönünüzü de tanıma fırsatı buldum. Aynı zamanda Mersin'e karşı da çok duyarlısınız. Mersin'le ilgili kitaplar yazdınız. Evet. Ve az önce de yakındığınız bir konuyu da, paylaştığınız bir konuyu da tabii ki çok önemsiyorum. Çünkü emek sahibine aittir. Emeğin üreticisi olan sahibinden başka bir kişi tarafından habersizce kullanılması, bu gerek telif olsun, gerekse intihal olsun. Bu bir hırsızlık gibi bir şey. Yani sanatçıların da böyle bir sorunları var. Telif hakları var. Onun mücadelesini veriyorlar. Çok haklısın. Bunun korunması gerekiyor. Ve bu konudaki duyarlılığınızı da çok iyi anlıyorum. Şimdi Mersin'de bunları araştırırken Mersin'in dışındaki sahil kentlere bakarak bazen üzülüyor musunuz? Hayıflanıyor musunuz? Şöyle bir şey Semir. Mersin 170 yıl önce, gerçi o zaman 170 dedik, şimdi 10 sene geçti, 180 yıl önce sazlık ve bataklık halinde. Bugünkü bulunduğumuz Mersin. Burada bir köy de yok, kasaba da yok. Köyler yukarıda. Nerede? İşte Aslanköy, Gözne, Değirmençay, efendim Camili. Camili bu bölgenin en eski köyü. Camili'de bir cami var şu anda, hala devam ediyor o cami. 2001 yılında selde biraz zarar gördü ama restore edildi. Bu cami Selçuklular döneminde yapılmış bir cami. Demek ki 1200 küsur yıllarında bu bölgelerde Türkler var. Fakat şeyde yok, ovada yok. Yani bu içinde bulunduğumuz bölgede yok. Hızla anlatırsak ne oluyor? 1831 yılında bir şey oluyor. Ne oluyor? Mısır valisi, o zaman Mısır'da Osmanlı toprakları içerisinde biliyorsun. Suudi Arabistan, Mısır, Irak, bunların hepsi Osmanlı'ya ait. Mısır'ın valisi, yani Osmanlı'nın görevlendirdiği vali Kaval Ali Mehmet Ali Paşa, kardeşim diyor, ben gideyim 2. Mahmut'u devireyim, ben de padişah olabilirim diyor. Tabii. Mesela havaya giriyor adam ve
ordusunu topluyor. Bir kısmı karadan, bir kısmı denizden şeye gidecek, İstanbul'a gidecek, padişahı devirecek ve başına geçecek. Kazanlı iskelesi var o zaman. Evet. Kazanlı iskelesi dediğimiz nedir? Kazanlı iskelesi Tarsus'un çıkış noktası. Nereye çıkış noktası? Akdeniz'e. Peki Tarsus niye mühim? Tarsus şunun için mühim. Biliyorsunuz Akdeniz'le İç Anadolu'nun bağlantı noktası 5000 yıldır iki yerden yapılır. Biri Sertavul Boğazı, biri Gülek Boğazı. Doğru. Yani Toroslar aşamazsınız. Torosları buradan aşarsınız. Evet. Sertavul Boğazı'ndan gelen kavimler, işte kervanlar nereye iniyorlar? Uzuncaburç'a iniyorlar. Tabii. Uzuncaburç dediğimiz yer neresi? Bilmeyenler için söyleyelim. İpek yolunun yolu. Evet. Silifke'den 55 kilometre yukarıda dağda. Mersin'den 55 kilometre yukarıda ne var? Arslanköy var. Doğru. Arslanköy'ün aynı hizasında Uzuncaburç. Şimdi Sertavul'dan geçiyor. Karaman'dan geliyor. Sertavul'dan geçiyor. Nereye geliyor? Uzuncaburç'a geliyor. Tamam. Peki Narlıkuyu'da, Kız Kalesi'nde ve Soli'de. Bizim bildiğimiz şu Soli var ya. Pompei Polis. Pompei'nin kenti yani. Evet. Pompei Polis. Evet. Soli'de koca bir liman var. Antik liman var. Soli'ye bir sürü gemiler geliyor. Mallar getiriyorlar. Bu malları alıyor kervan, tüccarlar. Nereye götürecekler? Uzuncaburç'a geliyorlar. Soli'den yani eski Mezitli'den Uzuncaburç'a giden hala patika yollar var. Narlıkuyu'dan Uzuncaburç'a giden hala patika yollar var. Kız Kalesi'nden Uzuncaburç'a giden patika yollar var. Soru şu. Dağın tepesinde Uzuncaburç'ta böyle bir uygarlık neden oldu? Amfiteyatro var, değil mi? Studentleri var. Tabii. Aşağıdan suyu yukarıya çıkarmışlar. Müthiş bir uygarlık var. Demek ki bir zengin sınıf var orada. Demek ki bir sosyete sınıf var. Tabii. Peki İç Anadolu'dan gelen kervan Uzuncaburç'a geldiyse, Akdeniz'den çıkan kervanlar da Uzuncaburç'a geldiyse burada bir alışveriş yapılıyor. Tabii, doğru. Uzuncaburç'un eski adı, gerçek adı ne biliyor musun? Dio Kayseria. Yani kıymetli malların alışveriş yapıldığı pazar anlamına geliyor. Dolayısıyla burada pazar kuruluyor. Bu pazarda millet alışveriş yapıyor. Uzuncaburç o nedenle muhteşem bir yer idi. Evet. Bunu niye anlattık? Gülek Boğazı'ndan indiğinizde de Tarsus var. Tarsus'ta bir hanlar, hamamlar, her şey yapılmış değil mi? Tarsus'ta 5000 yıllık bir uygarlık var. Tarsus'un Akdeniz'e açılan kapısı Kazanlı İskelesi. Hızlandıralım. Fazla uzattık. Kazanlı İskelesi'ne gelen Kavalalı'nın orduları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın orduları, karadan gelen ordular Kütahya'ya kadar gidiyor. Kütahya'da durduruyor Osmanlı 2. Mahmut. Anlaşıyorlar. Mısır valiyle birlikte Adana valiliği, Suudi Arabistan valiliği ve Girit valiliğini de Kavalalı'ya veriyorlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa diye bir adam var. Reformist bir adam. Bakıyor ki bu bölgede toprak yapısı, iklimi açısından iyi, tarıma elverişli. Fakat tarım yapacak kimse yok. Bizim yörükler, yukarıdakiler tarımdan anlamıyorlar. Göçebe, hayvancı. O zaman ne yapıyor? Mısır'dan, Suriye'den, hatta Cezayir'den çiftçileri, fellah. Fellah Arapça'da çiftçi demek. Çiftçi demek. Fellahları getiriyor. Evet. Bizim bugünkü Kiremithane civarına yerleştiriyor. Diyor ki kardeşim buyurun tarım yapın. Kanallar açılıyor, sazlıklar, bataklar kurutuluyor, tarım yapmaya başlanıyor. Dolayısıyla Mersin'in ilk yerlileri bizim çiftçiler. Yani Kiremithane'ye yerleşen çiftçiler. Hızlandırıyoruz. 1839 yılında bir şey oluyor. Ne oluyor? Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Ne demek o? Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı sınırları içerisinde oturan bütün gayrimüslimlere serbestlik. Ne serbest? Ticaret serbestliği. Adam istediği ticareti yapabilecek ve bu problem çıktığı takdirde de Avrupa hukuku, Osmanlı hukuku değil, Avrupa hukuku devreye çıkacak. Yani ayrıcalık veriliyor. Şimdi Nevşehir'de oturan bir Rum zengin cebinde para var ya da Girit'te oturan bir adam cebinde para var, ticaret yapacak. Ya da Beyrut'ta oturan, o zamanlar hep Osmanlı toprağında. Tabii. Beyrut'ta oturan bir zengin cebinde para var, ticaret yapacak. Mersin iskelesi yavaş yavaş gelişiyor. Diyor ki ben Mersin'e gideyim. Mersin'de ticaret yaparım, uluslararası ticaret yaparım Akdeniz'de. Ve bizim Ural Caddesi dediğimiz caddeye yerleşmeye başlıyorlar. Kim? Gayrimüslimler. Ne yapıyorlar? Armatörlük, işte dükkanlar açıyorlar falan. Gemiler geliyor. Malları indir bindir yapıyorlar. Dolayısıyla o mahalleye, Ural Caddesi'ne Frank Mahallesi deniliyor. Frankler, Batılılar anlamında. Batılılar, Fransız ve Avrupa. Frankler, Latinler evet. anlamında Frank Mahallesi evet. deniliyor. Evet. Kiremithane'ye de o zamanlar ne deniliyor? Laskiye Mahallesi deniliyor. Ne zaman? 1880'lerde. Peki bizim yukarıdaki yörükler de diyor ki lan ne oluyor aşağıda? Bir bakalım öyle diyorlar. Onlar da inmeye başlıyor. Nereye iniyorlar? Bugünkü Cami-i Şerif dediğimiz yere, Camili köyünden iniyorlar. Tarsus'tan geliyorlar ve diğer Gözde'den geliyorlar. Bugünkü Cami-i Şerif dediğimiz bölgeye yerleşiyorlar. Dolayısıyla 1880'li yıllarda Mersin 3 mahalleden oluşuyor ve 1864'te
kaza oluyor. O zamana kadar kaza Tarsus. Evet. Dolayısıyla Elvanlı'dan, Gözne'den, şuradan buradan insanlar işlerini görmek için Tarsus'a geliyor. Zaman zaman da Kazanlı'ya uğruyorlar. Orada gelen gemilerle gelen mallara alışveriş ediyorlar. Ne zamana kadar? 1864'e kadar. Mersin kaza olduktan sonra artık bir sürü şeyler, müdürlükler kurulmaya başlıyor. Mersin zenginleşiyor artık. Kaza olmaktan, kaza olduğu için. Dolayısıyla da Mersin hızla büyümeye başlarken bir gelişme daha oluyor 1860'ta. Amerikan İç Savaşı oluyor. Ne alaka? Amerikan İç Savaşı'nın bizim Mersin'in gelişmesine nereden etkisi olacak diye sorduk. Sorduk. Cevap. Amerikan İç Savaşı olunca Avrupa'nın pamuğunu Amerika karşılıyordu o zamana kadar. Ama İç Savaş başlayınca artık Avrupa pamuksuz kaldı. Avrupa'da pamuk atölyeleri kapanmaya başladı. Çırçır fabrikaları, iplik fabrikaları kapanmaya başladı. Bir kriz ortaya çıktı. Dolayısıyla Avrupalılar pamuk aramaya başladılar. Geldiler baktılar ki Amik Ovası'na, Çukurova'ya iklim şartları, toprak şartları uygun pamuk üretimi için. 1860'da Amerika'da iç savaş başladı. 1861 yılında Çukurova'ya pamuk ekimi başladı. Adana'nın pamuğunu toplayacak, değil mi? Balyalayacak ve en kısa yoldan Avrupa'ya taşıyacaklar. O zaman Adana-Mersin karayolu da yok. Patika bir yol var. Demir yolu zaten yok. İhtiyaç neyi getiriyor? Yolun yapımını. Tabii. Karayolunun yapımına başlanıyor, demir yolunun yapımına başlanıyor ve bu muhteşem bir iç gücü doğuruyor. Köylerden, şuradan buradan bir sürü insan geliyor. Ve Adana'nın pamuklarını arabalara dolduruyorlar, getiriyorlar Mersin iskelesine. Dolayısıyla Amerikan İç Savaşı Mersin'i böyle geliştiriyor. Bir gelişme daha, 1859 yılında Süveyş Kanalı'nın yapımına başlanıyor. Mısır'da biliyorsunuz Süveyş Kanalı. Niye bizi ilgilendiriyor? Bizi şöyle ilgilendiriyor. Süveyş Kanalı'nda kullanılacak kereste ihtiyacını Toroslardan, padişahtan izin alıyorlar. Bizim sedir ağaçlarını kesiyorlar. Tomruk yapıyorlar. Müftü Deresi'ne atıyorlar. Aşağıda gemilere yükleyip Mısır'a götürüyorlar. Nereye? Süveyş Kanalı'nın yapımına. İnşaatında kullanılmak üzere. Buradaki iş gücü de Mersin'i geliştiriyor. Dolayısıyla bunları eklediğinizde, üst üste eklediğinizde Mersin bir ticaret kenti olarak çok sesli, çok dinli, çok kültürlü bir Mersin kenti haline geliyor. Şöyle düşünün. Arapların Nusayrisi var. Sünni Arap var, Katolik Arap var, Ortodoks Arap var. Tabii. Bugünkü Ortodoks Kilisesi, Ortodoks Arapların Kilisesi mesela. Latinlerin, Latin İtalyan Kilisesi biliyorsun bugün duruyor şeyde istasyonun altındaki. İstasyonun, evet. Altındaki. Dolayısıyla Mersin, Türkler var. Dolayısıyla çok dinli, çok kültürlü Mersin'i böylece oluşturmuş olduk. Belgeselin iskeleti bundan oluşuyor. Ardından tabii işte mesela bir bilgi vereyim. 1888'de Liva oluyor Mersin. Liva sancak demek. Sancakları da mutasarrıflar yönetiyor. Ne demek o? Valilikle kaymakamlık arasında bir birim. Evet. Al sana bir bilgi. 1805'te Mersin'in mutasarrıfı Nazım Hikmet'in dedesi. Evet, doğru. Nazım Paşa. Evet, Nazım Mersin Paşa. Ve Adana'nın mutasarrıfı Nazım Paşa. Bizim çok ilgilenen evet. Bunların arkadaşlarımız. Şöyle düşün Semir. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bize öğretici kimse de yoktu. Kimse bilmiyordu bunları. Kimse anlatmıyordu. Ama oradan buradan Şinasi abiyi dinleyerek, ötekini dinleyerek, onu konuşturarak, bunu konuşturarak, yazılı metinleri şey yaparak, okuyarak böyle bir iskelet çıkardım, böyle bir şey vardım. Daha sonra Kurtuluş Savaşı falan var oralar. Teşekkür ederim. Evet. İnanın saatlerce dinleyebilirim sizi. Evet. Çünkü benim ilgimi çok çekiyor. Hayır. Hepsi gerekli, bu bilgilerin hepsi gerekli. Bütün Mersinlilerin bilmesi gerekli ve heyecanla dinlerim. Ama ben sadece sizin anlatmanızı değil, izleyicilerimizin ve dinleyenlerimin merak edip edinmelerini, okumalarını ve sizi bulup size sormalarını isterim. Çünkü sadece dinlemekle olmuyor, biraz da merak gerekiyor. Bu güzel Akdeniz kıyısında, bu şirin ilimizde, Torosların da bu eteklerindeki bu verimli alanlarda evet. İnsanlar halen bazı konularda istenilen yere giremiyorsa tabii ki burada bizim hepimizin bir kabahati var demektir. Son söz bu konuda söyleyeyim. 2005 yılında Göçler ve Mersin Tarihi diye bir kitap çıkardım. Burada baktım ki ben gazeteci olarak yaşadığım son 20-25 yılı yazmışım. Eksik. 4 yıl daha uğraştım. Bu sefer Mersin Tarihi belgeselini çıkardım. Yani Mersin tarihi belgeseliyle Mersin'e hakim oldum diyebilirim artık. Evet, gerçekten de öyle. Yok, ben şunun farkındayım. Birçok kez üniversiteden gelen öğrencilerle konuştuğunuzu, öğretim üyeleri ve son zamanlarda sizi davet ederek bu konuyu sizinle beraber konuştuklarını ve yeni projeler
üzerinde çalıştığınızı biliyorum. Ama biz şimdilik sizi bu konuda daha fazla bilgi becerilerinizden hem yormayalım hem de hazıra konmayalım diyorum. Estağfurullah. İlerideki programlarda sizi tekrar İnşallah. Davet ederek bu konuda sizden bazı bilgiler almaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerim, sevgili izleyicilerim, ben hem dinleyen hem de seyirci demek zorundayım. Çünkü radyo ve televizyon ortak programımız var. İçel TV ve Klas Radyo 99.2 ortak yayında şu an. Ve Mirza Bey'in bu güzel açıklamalarından sonra ben özellikle sanat dostu Erol Usta, Kebap Salonu Mustafa Özilce başta olmak üzere bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ara yine çok değerli Mersin için emek veren ve en çok sevdiğim alanda benim mesleğim, benim ilgi alanım olan tiyatroyla bazı konularda bazı sorular, bazı bilgiler almak için de Tiyatro Agon oyuncusu yöneticisi ve onun çok değerli oyuncularından Ergül Can arkadaşım, Mehmet Selam Çağlar arkadaşım şu an stüdyoda. Onlarla ilgili sohbete başlamadan önce ben yönetmen arkadaşımdan Mersinli çok değerli bulduğum ama keşfedilmeyen bir sanatçının klibini dinletmek istiyorum size. Hazırsa Erol Altuntaş'ın engelli bir arkadaşımız, bir sanatçımız, onun klibiyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Seviyorum diye
Değerli izleyicilerim, sevgili dinleyenler, gördüğünüz gibi bu çok güzel klibin hem bestekarı, hem yorumcusu, hem de bizzat çalarak bize kazandıran çok değerli engelli bir arkadaşım, bir kardeşim Erol Altuntaş. Erol Altuntaş engelli, yüze yakın bestesi olan, bazı besteleri de çok değerli sanatçılar tarafından istendiği halde onlara vermekte imtina eden bir insan. Biz ilk defa sizinle onu buluşturduk. Bir Mersinli, Mersin'de yaşayan ve engelli olan, aynı zamanda engellilere çok duyarlı olan bu sanatçı kardeşimiz ile bundan sonra daha çok karşılaşacaksınız, daha çok dinleyeceksiniz ve biz size bu sanatçı arkadaşımızı bu güzel bestelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Biz Erol'a buradan başarılar diliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da bize çok iyi klip ve parçalarla hizmet etmesini diliyoruz. Şimdi gelelim tiyatroya. Tiyatroda şu an karşımda Mehmet Selam Çağlar ve Ergül Can var. Tiyatro Agon adına şu an buradalar. Ve onları niye davet ettik? Çünkü birçok tiyatro grubu var. Onlar şu an seçilenler arasında. Diğer bütün tiyatro grupları bizim için çok önemli. Ama seçilmelerinin nedeni geçen pazar günü Yenişehir Kültür Merkezi'nde tamamen genç ve tamamen ilk defa belki böyle büyük bir merkezde sahne alan ama profesyonel gibi de sonuç elde ettiğimiz öğrencilerimiz de vardı. Ay Işığında Şamata. Evet. Onu yöneten Mehmet Selam Çağlar'dı. Mehmet Selam Çağlar'a ben bu projeyi, daha doğrusu bu oyunu niye seçtiler? Amaçları daha çok kişiye bu eğitimi vererek sahneye çıkarmak mı? Neşeli bir vodvil türünden bir oyunu izleyicilere buluşturmak mı? Ya da bundan sonra da daha geniş kapsamlı bir izleyiciye ulaşmak mı diye soruyorum ve sözü Mehmet Selam Çağlar'a bırakıyorum. Hocam çok teşekkür ederim bizi programımıza dahil ettiğiniz için. Ayrıca bugün programımızın ilk günü sanırım. Evet, ilk günü ve heyecan... Bir hayırlayalım dedik, hayırlı uğurlu olsun. Yolda çiçek mi toplasak dedik, çünkü yanımızda bir şey getirmedik. Sizin gelmeniz yeterliydi. Evet, çiçek topladık da onlar döküldü sonra. Bayağı uğraştık ama. Bundan sonra öğrencilerinizin başarıları bizim için birer buket olacak. Yani onu bilmenizi istiyorum. Hocam bundan sonra da katılmak isteriz. Teşekkür ederim. Tiyatro Agon olarak da diğer oyuncu arkadaşlarımızla beraber de katılmak isteriz. Uzun bir süre katılmak isteriz. Süremiz az kalmış. Sizi sık sık davet edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. Bekliyoruz hocam. Ben deneme sahnesinden biraz bahsetmek istiyorum. Evet, Tiyatro Agon'un deneme sahnesinden bahsetmek istiyorum. Tiyatro Agon deneme sahnesi oluşumuna bundan birkaç yıl önce girdi. Henüz bir deneme sahnesi ruhu oluşturulamadı. Fakat bundan sonra planlarımız var. Bunun üzerinde, deneme sahnesinin üzerinde biraz durmak istiyoruz. Deneme sahnesi aslında bugüne kadar birçok oyun oynadı. Çoğunlukla Haldun Taner'in oyunlarını seçtik deneme sahnesine. Bu da biraz rastlantı mı oldu? Yoksa Haldun Taner'in o güzel oyun yazarlığını mı göze aldık, ne yaptık bilmiyorum ama tesadüf olmuştur herhalde diyorum. Tiyatro Agon deneme sahnesini kurma fikrine şöyle başladı. Öğrencilerimiz geliyordu. Genellikle yazın öğrencilerimiz geliyordu. Ve aralarında çok yetenekli arkadaşlar da oluyordu. Ve yetenekli ve tiyatroyu yapmak isteyen, sürekli devam ettirmek isteyen arkadaşlarımız vardı. Biz de onlara alın size kurs, hadi evinize gidin yerine ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bizim bir alt kadromuz, hatta bizim omuz hizasında birlikte yürüyebileceğimiz bir Tiyatro Agon'un bir kadrosunu, bir ayrı kolunu daha oluşturma gibi bir fikir geldi. Ve bunları da kursumuza gelen yetenekli kursiyerlerimizden oluşturmak istedik. Tiyatroyu yapmak isteyen arkadaşlar birçoğu çalışıyor, okula gidiyorlar, okuldan dönüp geliyorlar.
işe gidiyorlar ama sanat yapma gibi bir fikirleri var her zaman. Biz onlara kapımızı açtık ve deneme sahnesini oluşturduk. Birkaç yıldır da güzel oyunlar, güzel işler çıkmaya başladı. Bu yılki oyunu da Haldun Taner'den yine seçtik. Ay Işığında Şamata, güzel bir metindir. Ondan seçtik. Yönetmenliğini ben yaptım. Dramatürcisini Güler Cengiz yaptı. Geniş bir kadromuz var. Yetenekli oyuncularımızdan oluşuyor. Keşke bunu oyunumuzu oynamadan önce yapsaydık bu programı. Hem herkesi de davet etmiş olurdum burada ama bundan sonra da devam edecek oyun. Bu sezon içerisinde, bu sanat sezonu içerisinde tekrar bu oyun peyderpey oynanmaya devam edecek. Evet. Gerçekten oyun çok ilgi gördü. Yani ben de bizzat buna tanık oldum. Çünkü bu ilgi hem kalabalık bir grup tarafından, maalesef son zamanlarda Türkiye'de ve sadece Türkiye'de değil belki dünyada da son zamanlarda çok kalabalık tiyatro grupları bazı maddi sebeplerden dolayı, çünkü turneye çıktığınız zaman konaklama, ulaşım masrafları oldukça büyük bir sorun. Maliyeti arttırdığı için tabii ki bu tür kalabalık ve oldukça böyle teknik konularda, aksesuarda kör gerektiren oyunları son zamanlarda maalesef azalmaya başladı tiyatro grupları. Hı hı. Ama sizin bu yönetmeye çalıştığınız, bularak kendi karakterlerine en uygun şekilde seçtiğiniz bu öğrencilerinizin gerçekten bence ilerideki dönemlerde talep üzerine oynanması gerekir. Biz o zaman da sizinle birlikte her gelişinizde çok daha değişik karakterlerle beraber sizi ağırlamak istiyoruz. Sevgili Mehmet, şimdi ben biraz senden bahsetmek istiyorum. Sen kendinden bahsedilmesini sevmiyorsun. İşin tuhaf tarafı, tiyatro agonda nedense bu işin başında yönetiminde olan insanlar kendilerinden bahsedilmesini istemiyorlar. Güler Hocam zaten selamlamaya bile çıkmayı neredeyse kabul etmeyecek kadar utangaç ve mahcuptu. Yani silah zoruyla çıkardınız. O anlamda böyle bir şey. Senin biraz herkes tanıyor ama bu bizim tabii ki programımız sadece Türkiye'de, Mersin'de izlenmiyor. İnternet üzerinden her yerden izleniyor. Senin İstanbul'dan da, yurt dışından da seni tanıyan öğrencilerin var, arkadaşların var. Beraber sahne aldığın, beraber sette olduğun filmlerin var. Yani bu konuda da sen çok yetenekli bir insansın. Teşekkür ederim. Son iki senedir de direktör arası seyirci ödülünü alan bir arkadaşımızsın, bir kardeşimizsin. Biz seninle gurur duyuyoruz. Ne arası ödül? Direkler arası seyirci ödülü, tiyatro seyirci ödülü. Dilekler, direk. Direk. Ha, direk. Direk, direk, evet. Tamam. Direkler arası. Bizimiz direkler arası. Evet, evet. Direkler arası. Evet. Şimdi biliyorsun daha önce tiyatrolar salonlarda daha değil de daha çok çadırlarda. Dolayısıyla direklerin olduğu, anladım, yerlerde olunca böyle kumpanya şeklinde, evet, olunca direkler arası seyirci. Tarihi bir anlamı da var hocam. Evet. Onun için böyle iki sene arka arkaya iki ödül aldın. Yine diğer arkadaşımız Mustafa Çavuş askerde olduğu zaman bir ödül almıştı. Sürekli böyle bir gelişme var. Birazcık da ya tiyatrodan konuşalım. Hani bu sefer, hı hı, yani Agon ne zaman kuruldu? Kurulduğundan kısaca, yani seni yormak istemiyorum. Diğer arkadaşlarınla çalışman nasıl? Öğrencilerle çalışman nasıl? Çünkü sabahleyin saat 6'da 7'de geliyorsunuz. Dördünüzü çaya bile davet ettiğimiz zaman gelemiyorsunuz. Çok önemsiyorsunuz. Dersim var diyorsunuz falan. Biz bir araya bile gelemiyoruz. Bu Agon ne demek mesela? Bir oradan başlayalım. Evet. Çok iyi bir soru hocam. Miza Bey. Tarihe girmemiz gerekiyor. Şimdi tiyatro agonundan biraz bahsedelim o zaman. Evet. İlk kuruluş aşamasından bahsetmemizi istediniz. 2000-2001 yılları arasında Mersin'de birkaç arkadaş tarafından kuruldu. Tabii o kurulduğu dönemde de yine ben ona şahitlik ettim. O şansa sahibim. Evet. Bu ara sizi konuşurken son oyunumuzdan bazı fotoğrafları ezel arkadaşım, evet, yönetmenin arkadaşımdan rica edebilirim. Siz dikkatiniz dağılmasın, konuşmaya devam edin. İzleyicilerimiz de o fotoğraflarla birazcık da görsel anlamda onları baş başa bırakalım. Evet. Hocam 2000-2001 yılları arasında Mersin'de kuruldu. Biz aslında Mersin'de tiyatroyla uğraşmaya çalışan, tiyatro yapmaya çalışan birkaç gençtik. Tiyatro Agon'un kurucuları olarak. Özel bir tiyatroda tanıştık. Orada birlikte ter attık ve orada tanıştık.
Daha sonrasında bir ayrılma süreci oldu. 2001 yılında Tiyatro Agon'un kurulum aşamasında Erhan Sönmez'in tiyatroyu kurduğu aşamadan sonra herkes bir şekilde bir yere dağıldı. Fakat bu dağılma böyle boş bir dağılma olmadı. Kimisi eğitimini tamamladı, kimisi tiyatro eğitimini tamamladı, kimisi dışarı şehirlerde bazı şehir tiyatrolarında, devlet tiyatrolarında çalışıp tekrar geri döndü ve Mersin'de bulunduğumuz kentte tiyatro yapma isteği oldu ve tekrar burada evet. buluşup kendi tiyatromuzu kurup o çatı altında hem öğrencilerimizi yetiştirip onlarla birlikte tiyatro yapma. Agon'un açılımı ne? Bir açılımı falan var herhalde. Yoksa bir şeylerin, harflerin bir araya getirdiniz. Agon tiyatroda arena anlamında. Yani tiyatro, daha doğrusu tiyatro, atışma var bizde biliyorsunuz. Ozanlar bir araya gelir, karşılıklı atışırlar. Agon'da da, diyelim, Agon'da da lafla sorunları evet. ve sanatı anlatma atışması. Evet. Ama bu evet. Agon, sözcük anlamı bu. Evet, evet ama bu Agon bizim şu anki çağdaki atışmadan bahsetmiyoruz. Milattan önce Yunanlılar döneminden kalan bir arenadaki atışma evet. anlamında. Mehmet Hocam bana bıraktı, ben de hemen sizi bunu izah etme. Çünkü çok sıkıştırıyorum. Yok, analizi çok fazla yaptı hocam. Yani izleyiciler açısından tabii o evet. açıklanması çok faydalı doğru, çok evet. haklısın o anlamda. Evet. Şimdi biraz da ben genç sanatçı kardeşimiz Ergül Can. Ergül Can benim bildiğim kadarıyla Eskişehir'de evet. buraya geldi isteğimiz üzerine. Şu an Tiyatro Agon'da gelir gelmez ayağının tozuyla hemen kendisine bir yer buldu. Ve aynı zamanda da Ay Işığında Şamata'nın çok önemli karakterlerinden birisini üstlendi. Ergün, yani gelmekten memnun musun? Yani Eskişehir gibi bir yerden buraya geldin, şu an Agon'dasın. Hı. Memnun musun onlarla beraber çalışmaktan? Şimdi ben yaklaşık 6 senedir Eskişehir'deydim. Orada tiyatroyla uğraştım, farklı ekiplerde. Üniversite tiyatrosu, özel tiyatro, şehir tiyatrolarının kursiyerliğini yaptım bir dönem. Ve hani dolayısıyla Eskişehir bu işlerin çok aşırı yoğun olduğu bir yer. Ve hani Mersin'e geldiğimde açıkçası bir dönem bir boşluğa düştüm. Bir 2 ay kadar falan ekip bulamadım. Hani kimsenin tiyatroyla uğraşmadığını falan bile düşündüğüm oldu. Ondan sonra şans eseri işte Agon'a rastladım. İşte gittim, konuştuk. Onlar da sağ olsunlar hiç yabancı karşılamadılar beni. Hani hemen de kabullendiler. Oraya devam etmeye başladım. Sizinle de aynı sahnede, aynı sahneyi paylaşma aslında şansım o, oldu. Aslında Tiyatro Agon'la tanışma kısmı biraz şans eseri değil aslında. Orayı da bence de yani bir parantez açayım. Evet, ajanları var. Tiyatro Agon'un ajanları var. Ergün iyi bir gözlemci. Evet. Mersin'e daha sonradan gelmiş fakat tiyatro konusunda bu uğraşımı nerede devam ettirebilirim, nitelikli bir şekilde nerede devam ettirebilirim diye çok bakınmış. Yani sohbetimizde de onu anladık. Çok bakınmış. En son durak Tiyatro Agon olarak. Çok güzel. Tiyatro Agon'da ama kaldı. Ama tam limanında. Mersin liman kenti ama Agon'da tiyatronun limanı. Bence çok iyi bir yerdesin. Bence. Yani Ergün'ü de boş durdurmuyoruz. Aslında şimdi programdan çıkıp hemen derse gideceğiz. Tahmin ediyorum. Hatta dersteki hocasından izin almak için bayağı bir şey oldu. Mehmetciğim, sizin sanat yönetmeniniz ne kadar disiplinli, ne kadar böyle otoriter. Ya izin koparmak için neredeyse böyle özel bir vize gerekiyordu sanki. Aslında ama sağ olsun. Evet. Güler hocamızın dersi var. Sanat yönetmeni kim? Şimdi sanat yönetmenimiz sizin de ilk programında, ben ilk geldiğim günlerde Kent Radyo'da Salih Yıldırım ve Salih Tiyatrocular Dernek Başkanı değil mi aynı zamanda? Evet, Tiyatro evet. Derneği Başkanı. Çok evet, haklısın. Evet. Tebrik ediyorum. Evet, evet. Hafızanız da çok kuvvetli o anlamda. Evet. Şimdi yine ben yönetmenimden bazı fotoğraflarımız var oyunla ilgili. Eğer hazırsa siz sohbet ederken, sizinle sohbet ederken onları da görmek isteriz. Evet. Şimdi Mersin'de tiyatronun geçmişinde aslında çok güzel bir geçmişi var. Ama bazı kesintiler oldu. Bu kesintilerden sonra seyirciyi kaybettik. Tekrar son 3 yıldır çok bilinçli bir çalışma yapıldı. Beraber el ele verdik. Diğer tiyatro gruplarıyla beraber el ele verdik. Mersin Tiyatro Derneği de kuruldu. Sonra güzel gelişmeler oldu. Ve şu an sanıyorum seyirciyle tekrar salonlarımızı dolduracak düzeye geldi diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, konuya şöyle gireyim hocam. Çok genel bir konu çünkü. Özel tiyatro, Mersin'deki özel tiyatroların durumu ya da Türkiye'deki özel tiyatroların durumuna bakınca
biraz sıkıntılı diyelim. Hani ülkemizde tiyatro yapmak, özel bir tiyatroyu ayakta tutmak, o özel tiyatronun seyircilerini, seyirci potansiyelini oluşturabilmek biraz zor. Hatta Mersin'de ödenekli tiyatrolara bile bakıldığında, şehir tiyatrolarına, şehir tiyatrosuna bakıldığında bile birçok sıkıntılar yaşanıyor. Mersin kent anlamında destek bulamıyor diyebiliriz. Özel bir tiyatroyu geçindirmek, ayakta tutmak, dediğim gibi bir seyircisine sahip olmak zor. Tabii. Ama bizler şöyle, sizin sorularınızı şöyle yönetmenizi istiyorum. Şöyle bir şey açıklamak istiyorum ben. İnsanoğlu uygarlaşmaya başlayınca, kentleşmeye başlayınca aslında önce mitolojileri üretti, hikayeler, masallar üretti ama ardından tiyatro üretti. Tabii. Hiçbir sanat dalının olmadığını düşünün. Edebiyat yok, işte şu yok, bu yok. Sinema falan yok. Roman falan yok işte. Ama insanoğlu tiyatroyu keşfetti. Şöyle düşünelim. İşte Uzuncabuş'ta amfitiyatro var ya da başka bir yerde amfitiyatro var. Şimdi orada böyle bir salon yapmış ise demek ki tiyatro oyunu yazan adam var. Bir. İki, bunu oynayacak adam da var. Üç, bunu seyredecek insanlar var. O tiyatroyu seyretme seviyesi belli bir kalite ister. İster istemez. Bir kültür ister istemez değil mi? Tabii. Evet. Sopokles antik Yunan'da tiyatroyu bulmuş, keşfetmiş, tiyatro oyunları yazmış ve insanlar oynamaya başlamışlar. Evet, doğru mu? Doğru. Çok doğru. Dolayısıyla sanat dalları açısından baktığında tarihsel olarak en eskisi aslında tiyatro. Tabii. Ve yüzyıllardır tiyatro insanları hem eğitmiş, hem güldürmüş, hem eğlendirmiş ve belli bir noktaya getirmiş. Hakikaten demin arkadaşımızın söylediği gibi Türkiye'de ve özellikle kentimizde tiyatro ile alakalı tiyatro kültürümüz çok zayıf. Ama ben şu tespiti yapıyorum, yani kent tarihinin yıllardır peşinde koşan bir adam olarak son yıllarda, birkaç yılda özellikle bu kentte tiyatro muhteşem bir gelişme gösteriyor. Çok doğru. Tabii yani, ki müthiş bir potansiyel var. Aynen öyle. Evet. Mersin halkı tiyatro izlemeyi seviyor. Seviyor, evet. Tiyatro izlemeyi seviyor fakat tiyatro yapanlar, bu şehirde tiyatro yapmaya çalışanlar bir karşılığını bulamıyor halk, evet, o tiyatroculardan. Evet, evet, evet. Yani yeterli olmuyor. Ne oldu tabii ki biz kimseden yine hiçbir şey beklemedik. Hiçbir destek beklemedik. Kendi salonumuzu kendimiz kurduk. 40 kişilik de olsa, 35-40 kişilik de olsa kendi salonumuzu açtık. Kendi oyunlarımızı oynamaya başladık. Kendi oyunlarımıza devam ettik. Hatta bu yetmedi. Tiyatro olarak bizim kendi tiyatromuzun yöneticileri olarak ve diğer özel tiyatroları, derneğimize bağlı diğer özel tiyatroların bir araya getirerek bir tiyatro derneği kurulumu aşamasına gidildi. Bir tiyatro derneği kuruldu ve birlik olundu. Birlik olundu ve bunun üzerinden çalışmalar yürüyor şu anda. Hatta birkaç gün sonra bir uluslararası tiyatro festivali olacak Mersin'de. Bunun öncülüğünü de Mersin Tiyatro Derneği yapıyor. Bir araya gelmek, bir şeyler yapmak, kentte tiyatroyu dinamik kılmak için elimizden geleni yine yapıyoruz. Çok sağ olun. Kimseden bir şey beklemeden. Bu ara hem sohbetimize devam ederken hem de aklımızdayken bazı haberleri, duyuruları paylaşmak istiyorum. Şimdi Arslanköylü olduğunu söyleyen bir teknik arkadaşım vardı. Onunla sohbet ederken sana çok müjdeli bir haber vereceğim dedim. Hemen müjdeyi vereyim kendisine. 23 ve 29 Kasım'da Antakya'da yapılan film festivalinde Arslanköylü çok değerli bir yönetmenimiz var. Osman Şahin, ona Orantes ödülü verilecek. Fazlasıyla hak ediyordu. Bütün Arslanköylülere buradan armağanımız olsun. İl olarak da onun aldığı ilk ödül değil, defalarca ödül almış bir değerli yönetmenimizdi. O konuda da ona gerçekten hayatında başarılar diliyorum. Başka bir duyuru daha yapmak istiyorum. Yine çok değerli bir hemşerimiz Onur Yaprakçı diye bir tiyatro oyuncumuz var. İstanbul'da kendisiyle tanıştım. Bazı çalışmalarımız oldu. Aslında bütün enerjisini sarf ederek bu programa yetişmeye çalıştı ama 7'de Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde bir talk show var. Bu show'da dekoru hazırlaması gerekiyor. Mut'tan geldiler. Trafiğe yakalandılar. Halen yolda oldukları için buraya yetişemediler. Biz onlara da başarılar diliyoruz. Bu şovda Zeynep Dizdar,
Tahsin Taşkın, Faruk K, Selahattin Taş diyen çok değerli bir tiyatrocu abimiz. O da yer alacak. Bir de yabancı Max Bodemo var. Onların da şu an görüntüsü ekrana geldi. Onlara da Mersinli hemşehrimiz olarak başarılar diliyoruz. Dilerim ki onları bir sonraki programda davet ederiz. Bu ara evet. Tabii programımızın sonuna geldik. Çok yönetmen arkadaşım eğer bana birkaç dakika daha izin verirse devam etmek istiyorum. 5 dakika izin kopardım. 5 dakika izin kopardım. O zaman değerli dinleyicilerim, İçel TV ve Klas Radyo 99.2'de yayın yapan Klas Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Onun için hem izleyenlerle hem dinleyenlerle birlikte programı götürmeye çalışıyoruz. Üstümde kalmasın diye bunları da söyledikten sonra da şimdi tiyatro ile ilgili festivalle ilgili duyurumuzu yapalım. Çünkü Salih Hoca'dan izin kopardım. 2. Uluslararası Mersin Tiyatro Festivali 19-26 tarihlerinde yapılacak. Şu an görüntüsü geldi ve Mersin'e gerçekten bu festivali kazandırdığımız için başta Metide bağlı bütün tiyatro grupları, oyuncuları başta olmak üzere hepsini kutluyorum. Benim de nacizane bir bu çorbada bir tuzum var. Ben de kendimi çok gururlu ve gerçekten en iyi eserimiz diyebileceğimiz bir festivale sahibiz bundan sonra. 19-26 tarihlerinde de herkesi bu festivale oyuncu destekleyen, sahnelerde yer alan ve yakınlarında... Oradaki tiyatrocular mı katılıyor? Başka hayır, yer var onu da hemen evet iyi ki evet. Hatırlattınız Mirza Bey. Evet. Hayır, uluslararası derken bu sefer gerçekten uluslararası bir tiyatro. Fransa'dan Camilo geliyor. Azerbaycan'da tiyatro grubu gelecek, öyle mi? Camilo hem tiyatrocu hem de aynı zamanda usta bir yönetici. O gelecek, atölye çalışması yapacak galiba. Bunun dışında da Azerbaycan'dan tiyatro grubumuz var. Evet. Onlar Azeri bir oyunla gelecekler. Arapça bir oyunumuz var ilk defa. Onlar Arapça bir oyun sergileyecekler. Lübnan'da eğitim gören öğrenciler ama Hatay kökenli. Onlar da burada Arapça bir şey yayın... Arapça oynayacaklar. Evet, Arapça evet. Oynayacaklar. Ve bunun dışında da İstanbul'dan, Eskişehir'den, işte Hatay'dan, Antep'ten ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinden... Çok iyi ya, siz muhteşem bir iş yapıyorsunuz yani. Bunu da niye böyle sakladın en son söylüyorsun yani? Değil mi? Şimdi sana doğru... Hocam ben de giriş yaptım. Evet, sonra Semir Hocam. Öyle biraz. Bir şey ki... ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz evet, ya. Mirza Bey, öyle enteresan bir şey ki Salih Hoca, hem evet. AGO'nun sanat yönetmeni hem de Metid'in başkanı, evet. Bütün sırlarını o kadar saklıyor. Gizli mi? Evet, gizli değil. Ama ne olur son imzayı atsınlar ondan sonra der. Ama şu an... Yok, bugünden sonra zaten duyuruları yapılmaya başlayacak. Konuştuk yok. Evet, duyuruları evet. Zaten evet. Bu akşamdan sonra yapılmaya başlayacak ya. Anladım. Biraz o sürprizci kafa evet. O biraz. Şimdi değerli arkadaşlar, yönetmenimi zor durumda bırakmak istemiyorum. Son cümlelerinizi aldıktan sonra yönetmenim de bu ara hazırlarsa bizim çok güzel yine ay ışığında Şamata'da Obua senfonisi diyebileceğim bir enstrüman var. Eğer onunla birlikte veda edebilirsek çok sevinirim. Yönetmenim onu hazırlarken önce Ergül kardeşime Mersin'de sanatla, sanat arkadaşlarıyla ilgili son cümlelerini almak isterim. Sonra Mehmet Selam Çağlar arkadaşıma söz vereceğim. Ve üstadımla birlikte programı bitirmeye çalışacağım. Obua da Bilal Güncan var. Ha bu ara şunu söyleyeyim. Tiyatro AGO'nu biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü her programda bir ekibi davet edeceğim. Hı hı. Bu hafta AGO'm geldi. Sonra ekip tiyatro, duvarsız sanat tiyatrosu, tiyatro bulamı derken böyle devam edeceğiz. Tiyatro AGO'nda sanat yönetmenimiz Salih Yıldırım, Mustafa Çavuş arkadaşım, Güler Cengiz arkadaşım, Mert Asma arkadaşım, Mehmet Sinan Çallar arkadaşım ve deneme sahnesi oyuncuyla A kadrosundaki bütün oyunculara ve Ramazan Durak ve eşi Yasemin Hanım'a da bebek bekliyorlar. Onların onun için gelemediler. Onlara selamlarımızı iletelim. Çalışmalarında başarılar dileyelim. Ondan sonra son cümlelerinizi böyle sırayla alayım. Tabii. Yani bu ara yönetmenim de Bilal Gürcan'dan o Bua şeyini bulduğu zaman bana haber verirse onu da izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle size hocam. Estağfurullah. Sahne arkadaşımsınız aynı zamanda. Teşekkür ederim. daha sonra işte Tiyatro Agon'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Mersin'de bir şeyleri değiştirmeye ve tiyatroyu ileri götürmeye yönelik hamleler yaptıkları için gerçekten teşekkür ediyorum. Ve orada bir aile var. Daha da önemlisi. Benim için her şeyden önemli olan bu. Evet, çok teşekkür ederim Ergül. Mehmetciğim senin söyleyeceklerin var mı? Hocam siz bizi programa davet etmeseniz de biz geleceğiz her gün. Çok sağ olun. Şurada oturacağız, çay içeceğiz orada. Vallahi o kadar büyük bir normal olur ki. Hiç kadar... öyle gelir misinize gerek yok. Biz arada bir uğrarız size çok hocam. Teşekkür ederim. Çayımızı içeriz. Şimdi Bilal Güncan arkadaşımın Oboa resitalini veremiyoruz biz teknik sorundan. Peki yönetmenime acaba ilk dinlediğimiz klibi tekrar programın sonunda yayınlama imkanımız olabilir mi? Varsa onunla veda edeceğiz. Çünkü dediğim gibi benim amacım bir taraftan engelli arkadaşlarıma destek. Bir de engelli arkadaşlarımın bu performanslarını da herkese teşvik anlamında dinletmek istiyorum. Hocam Bilal'i bir gün getirelim burada. Kesinlikle. Hem bize o üflemelilerde çok iyidir birkaç üflemeli çalgısından getirsin buraya, koysun buraya, evet. Çalsın. Evet, bakın onu birazdan gerçekten seninle birlikte bu ödellerini paylaşacağımız şeyleri yazdım buraya. Onları da amaçlarımız doğrultusunda şey yapacağım. Evet. Üstadım senin son cümlelerini programla ilgili, İçer TV ile ilgili. Evet, belgeden... çok tebrik ediyorum. Tiyatro Derneği'ni çok tebrik ediyorum. Ben bu kadar detaylı bir tiyatro şenliği yaptığınızı bilmiyordum. Geçen yıl yapıldı ama o bu kadar uluslararası falan değildi. 50'ye yakın grup var. Bu bir sivil hareket. Evet. Bu size bir devlet yardımı falan yok. Kesinlikle hayır. Kendi idealist sponsorlarımız tamam, var. Tamam çok güzel. Öyle çok olacak ediyoruz. Zaten. Tabii. Acayip idealist bir hareket bu. Şimdi burada ne var? İçer TV'deyiz. Ben televizyonculuğu bilirim. Televizyonculuğun sıkıntılarını çok iyi bilirim. Dolayısıyla burada Kaya ve ekip arkadaşları bir mücadele veriyorlar. Bu bir sivil hareket. İşte devlet destekli falan değil. Direniyor, mücadele ediyor, iyi bir yayın veriyor. Demek ki biz radyoda böyleyiz, siz tiyatroda böylesiniz. Aslında Türkiye'yi değiştirecek olan, yenilecek olan bizleriz. Tabii. Yani bu sivil dinamikler. Biz mücadele veriyoruz, daha iyisini yapmak için mücadele veriyoruz. Dolayısıyla bugün sizin tiyatroda yaptığınızı ben daha önce de söyledim. Tiyatroda Mersin'de bir değişim var. Onu görebiliyoruz. Tamam bunu yazmadık da yazacağız. Bunu da yazacağız. Tamam önümüzdeki günlerde yazacağız. Yani. Yazmamız lazım bunu. Beni konuk ettiğin çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programların çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bütün katılan arkadaşlara, yönetici arkadaşlara, koordinatör arkadaşımıza, Tekin'e, Tekin de eski arkadaşımız olduğu için Kaya Bey'e teşekkür ediyorum ve aynı zamanda tebrik ediyorum. Çok güzel bir yayın sistemi kurmuşlar. İnşallah bundan sonra gidilecek, daha iyi hedeflere gidecekler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerim, sevgili izleyicilerim, gördüğünüz gibi İçer TV, Glass FM, sanatçı arkadaşlarım, yapımcı arkadaşlarım, dinlettim. Çok değerli bestekarlarımız, çok değerli işte Osman Şahin hocamız var. Mersin'de her şey var. Mersin'de her şey var. Ama biz bir tek şey istiyoruz, alan istiyoruz. Sanatçı adına alan istiyoruz, sahne istiyoruz, imkan istiyoruz. Yoksa televizyonumuz var, dünya çapında işte gördüğünüz gibi oyuncularımız var, tiyatromuz var, dünyanın her tarafından gelen gruplarımız var. Biz sanat adına sadece alan istiyoruz ve sahne istiyoruz ve imkan istiyoruz. Öğrencilerimize ve bu işi yapmak isteyenlere bu fırsatı sağladığımız zaman belediyeler olarak, kurumlar olarak, özel sektör olarak bunları sağladığımız zaman göreceksiniz ki Mersin hak ettiğinden çok çok daha ileriye, çok iyi bir seviyeye gidecek. Ve bu temennilerimle ben de programı bitirmek istiyorum. Ve yönetmen arkadaşım da hazırsa programımızı o güzel kliple bitirme arzusundayım. Değerli dinleyenler, sevgili izleyiciler, İçer TV ve Klas 92 99.2 radyosundan hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz gitti. İlk iş olarak Melahat'ın yanında çalıştığı Bezi Ağa'nın evinden çıkardı. (Gülüyor)
iç yapımlar.